Ya aynı muhabbet olmaz. Sor bakayım, sen ne soracaksın? Ne soracağım? İki saattir tartışıyoruz amına koyayım. O konuya dön geri diyorum şimdi sana da. Ya daha önceki konuları. Diyorum ki bak, daha önceki konular işte. Bu YouTube'daki bizi izleyen arkadaşlar. Neden izliyorlar? Ne bileyim amına koyayım, onlara sor. Hayır sen ne izliyorsun? Mantık arıyorduk ya iki saattir, neden izliyordu ya? Ya şimdi mantık, bak şimdi bazı videolarda mantık vardır. Yani bence. Tamam. Adam mesela bilimle ilgili bir şey anlatır. Tamam. Tamam mı? Atomun parçalanması diyelim. Ya atomunu sikeyim, bana ne atomundan? Kim nasıl parçaladıysa parçalasın. İşte onu diyorum sana. Benim, hayır bak benim işim değil o. Ama bilim adamı, o işten ilgili bir insan. Bunu izliyorsa haklıdır adam. Sonuçta oradan da bir fikir alacak. Yani insanları dinlemek iyi bir şey. Evet. Ama adam atmış bir video, ya taşaktan bir muhabbet. İşte. Bu, bak dünyadaki insanların, ne dedim sana az önce bir soru sordum. Yüzde kaçı boştur sence? %80'i ama. İşte %80 izliyor seni, beni. Yani düşün ki mesela Türkiye'de hani %20'si dallama mı diyorsun ya? Hayır, %20'si tam adam gibi adam. %80 senin benim de içinde olduğumuz dallama kısmı. Aynen. Şimdi mesela ben şöyle düşünürüm eskiden beri. Hatta bir zaman kim söyledi de bilmiyorum. Şey demişti. Hani köylü milleti demişti. Bunu bir siyasetçi demişti, tamam mı? Evet. Köylü milleti, paşa mıydı, siyasetçi miydi tam da hatırlamıyorum. Neyse. Köylü milleti dedi, yani fakir millet askerlik yapar, çiftçilik yapar dedi amına koyayım. Başka dedi bir sikime yaramaz. O zaman tabi adamı çok eleştirenler oldu. Ne hani bazı bilim adamı da değil de yüksek siyasetçilerden herkes böyle türbülü oluyor. Niye öyle konuşuyor diye falan. Niye öyle konuşuyor diye falan. Evet. Şimdi mantıken de doğru. Çünkü ben hayatımda çok karşılaştım. Şimdi diyelim benim gibi bir adam. Hani milleti eleştirirken kendimi de eleştireyim. Ben hayatım boyu belediyede çalıştım. İşte grader operatörlüğü yaptım. Tamam mı? Yol yaptığım zaman tamam. Vatana millete bir faydamız oldu. Sonuçta yol yaptık. İnsanlar da gidiyor. Yine emekli oldum. Ya Kadir Hoca ne sikimi yarar? Yani. Nesin yani? Ya yaptığın işte, ne amına koyayım? İşte şimdi de ne yapıyorsun? Nakliye yapıyorsun. Ailene bakıyorsun. Çoluğuna çocuğunu akıllı başta eğiteceksin. Yetiştirmeye veya çalışıyorsun falan. YouTube'da da millete güzel akıl vereceksin. Tecrübelerinden yararlanmasını sağlayacaksın. Ya şimdi tamam bak. Onu anlatana ben eyvallah diyorum. Sonuçta insanlara nasihat veriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Ama şimdi adam mesela bir video atıyor. Tamam mı? Tamam. Video 10 dakikalık videonun 8 dakikasında gülüyor. Ve adam mesela et almış. Tamam mı? Evet. İşte 1 kilo kıyma, 2 kilo tavuk eti, 3 kilo domuz eti midir, ne sikimdir bilmiyorum. Sonuçta almış, ben bunu yiyorum diyor kardeşim. Ben diyor protein ihtiyacımı bundan alıyorum. Ya şimdi ben o videoyu niye seyredeyim amına koyayım? Adam et almış, aldıysa Allah mübarek etsin abi, bana ne yani? Veya ben şimdi diyelim çok iyi bir sporcuyum. Ya benim iyi sporcum olmam, yani kime ne? Eğer ben sana bilgi olarak bir şey aktarabiliyorsam, eyvallah. İşte bak şunu demeye çalışıyorum. Sosyal medyada mesela adamın bir tanesi spor salonuna giriyor, kaydoluyor. Yalandan, tamam mı? Diyor ki abi ben bir iki hareket öğreneyim. Nasıl yapılır? Veya bir şekilde bir YouTube'a tutuluyor mu? Bir iki spor hareketi öğrenmek için vesaire. O adama bir gözü alışıyor. Tipini görmeye alışıyor. Sesini duymaya alışıyor. Öbür video yüklüyor mu izliyor? Öbür video, bu sefer mevzu spordan kayıyor artık günlük hayata. Boş beleş muhabbet. Adam ne atarsa artık atsın. Belli sabit bir izleyen oluyor yani, mevzu o. Yani yoksa o videonun ne izleyen... Beleş işte diyorsun bu YouTube alemi. Şöyle diyeyim sana. 10 milyon aboneli bir kanal. O bir 2 dakika yemek yesin, çeksin, atsın. 1 milyon izlenir belki. Sen 2 dakika yemek yiyecek. Belki 5 bin izlenir. Ya benim mesela bak şunu da mantığım almıyor. Şimdi bir arkadaş var ya, bir oturma 200 lahmacun yiyor. 200 bin kaç daha bırak. Ne bileyim 20-30 tane yiyor. Yani şimdi adam bunu mesela seyrediyor. 300-400 bin, tamam mı? Ha. Şimdi ben tabii eski versiyon olduğum için. Evet. Ya şimdi bir adam oturuyor, 50 tane lahmacun yiyecek, tamam mı? Tamam. Ben onu lavuk gibi seyredeceğim. Hani seyredene de lavuk demeyeyim de ben kendi adıma diyorum. Evet. Ya amına koyayım, hıtlarını tövbe estağfurullah. Şimdi abi 50 lahmacun veya 30 lahmacun yanından ben niye seyredeyim? İşte o ne oluyor biliyor musun? Yani cazibesi nedir? Benim kafam almıyor. Tamam işte, ben 2 saattir bunu tartışıyoruz. En son hani arkadaşlar da bu da yorumu yaptı. Yani cazibesi ne? Ha. Yani 50 lahmacun yiyen adamı, evet, ben niye seyredeyim? İşte kardeşim? Şu. Adama bir yerden dikkat çekici geliyor. Ulan diyor, ben diyor bir yarım lahmacunu bitiremiyorum.
genel bir konsepte hitap etmiş oluyor. Genel bir içerik üretmiş oluyor. Biz mesela şimdi bak şöyle diyeceğim. Biceps curl nasıl çalışılır dedik biz, tamam mı? Barbell curl nasıl yapılır? Oğlum o tamam. Onu bir dakika. Onu biceps curl yapmak isteyen adam izliyor. Ama bir yemek videosunu hayatında ilk defa gören birinin karşısına çıkınca da o YouTube algoritması onun önüne attıysa, etkileşim aldıysa izliyor adam. Anladın mı dediğimi? Kız da izliyor. Sporla hiç alakası olmayan adam da lan diyor nasıl bu yavşak yemiş 20 ya tane şey. Ya zaten bu spor kanalı. Bu zihniyetten izliyor. Bu spor kanalı izleyenlerin çoğu mesela bana Instagram'dan yazıyorlar. Hocam diyor benim sporunu sikeyim diyor. Ne sporu diyor. Senin diyor konuşmanı seviyorum, üslubunu seviyorum diyor, ya, küfür etme. Zaten mevzu. Hatta diyor hocam lütfen bana bir söver misin diyor, tamam mı ana avrat? Ya oğlum bak itişine diyorum amına koyayım, yani ne ana avrat söveceğim sana? Hani bizim sövmelerimiz de biraz konsept gereği, virgül, yani dümenden. Virgül. Hani ben şimdi normal hayatımda da yani az çok tahmin edersin küfürbaz bir insanım. Ama yerine göre yani her önemi sokağa çıkıp da ananı avradını ananı avradını diye gezmiyoruz yani. Yani. Ha çok kızdığımız zaman herkes gibi biz de küfür ediyoruz. Yani. Veya bir ciddi bir ortama girdiğimiz zaman küfür de konuşmuyoruz. Biraz da ağızda senin fazla da var ama. Bak ben mesela küfürü biraz kısalttım, dallama diyorum. Bu ara dallama yapıştı ağzıma. Yok, o küfür ben, olmuyor çünkü. Bak, ben küfür ederim. Allah affet. Çok tamam. Ediyorsun aynen. Ederim ama. Yani şimdi bu diyelim ki oturduk ciddi bir mevzuda. Ciddi bir ortamda tutup da ya ananızın ama demem yani. Onu da bir zahmet deme yani. Ya, o, ne olur hepten özürlü bir pozisyona gelirsin. Yani, psikolojisi bozuk. Gerçi çok da iyi değil psikolojim de. Kimin iyi? Senin de benim de çok. Hepimizin iyi değil. Yani herkes yani birçok videolara yani YouTube alemindeki birçok videolara benim aklım almıyor ha. Neden izlendiğini sen bir dur. Ben sana yıllardır anlatamadım bunları. Onun için YouTube'a da girmedin diyorum ya. Bak aç şimdi ben mesela YouTube değil de o YouTube miydi o zaman da bilmiyorum. Ne zaman? Hani YouTube olayını ben şurada bir buçuk senede hani Caykutların antrenman videoları falan vardı ya o da YouTube muydu YouTube o zaman? YouTube tabii ya hep YouTube'tu. Yani bu ilk çıktığı zamanlar yani şey vücut geliştirme yazardım şeyi çıkardı tamam mı? Tamam işte mesela, aynen. Caykutlar onların videolarını ben 3-5 ay izledim bak. Evet. Hani nasıl antrenman yapıyorlar ne yapıyorlar gibilerinden. 3-5 ay izledim ya baktım amına koyayım aynı şeyi yapıyoruz. Eksik ne dedim peki tamam mı kendi kendime? Eksik bizim steroid. Demek ki bu amına koyduğumun işi bunsuz olmuyor. Ya hareketi hareketi önemli değil. Ki o zaman ben de mesela iyi kilo basıyorum. Evet. İşte bazı ilaçları da alıyorum ufak tefek. Ya şimdi vücut geliştirme, steroid, beslenme, antrenman, genetik, dinlenme ne dersen de bunlar bir zincir. Haksız mıyım? Aynen. Etkili faktörler belli abi. Birinden biri eksik oldu mu diğerlerini etkiliyor ve birinci olmanı yani başarılı olmanı etkiliyor işte yani. Ben onu mesela bu YouTube alemine girdikten sonra fark ettim. Yani insanların yok antrenman videosu falan filan sikleyen de pek yok. Hiç yok hem de. Ya atıyorum beni 10 bin kişi izliyorsa belki 200 kişi antrenman videosunu şey yapıyor. Bilgi almak için vesaire. Ha ya o da yeni spora başlayanlar. Tabii tabii. Veya hocasının dediğine inanmayanlar. Herkes bunu biliyor. Aynen. Ha şimdi ben kendim için söyleyeyim. 5-6 ay izledim 20-30 tane video. Jay Cutler, Ron Nicolaman'ın işte profesyonel Amerika'daki sporcular. Baktım ya aynı sistem amına koyayım. Değişen bir şey yok. Ha burada eksik ne? İşte hormon, ilaç, şu bu falan filan. Ya illa çalışma tekniği de var. Farklılıklar ya, da var. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ya çok ince belki çalışma var. Ne? Mesela adam örnek veriyorum. Alt sırtını geliştirecek. Şuradaki tarak için mesela böyle atıyorum. Negatifli, yumuşak sadece orada çekip beklemeli falan şeyler yapıyorlar bazen. Dumbbell'da körle böyle. Milimetre adam atıyorum, upper back'ini büyütecek. Şimdi bak o olay nedir biliyor musun? Hı. Sen şimdi büyürsün tamam mı? Evet. Zaten böyle bilinçli çalışan insan bir noktadan sonra atıyorum mesela eğilerek yana açış yapıyorsun. Onu biraz daha diktirirsin, biraz daha aşağı inersin. Biraz daha farklılaştırmak için. Bence mesela steroid olmasın bak bir insanda. Yani ana hatta ben Face'de bana Face açıkken benim. Hoca mıydı neydi bilmiyorum da ama çocuk vücut yapmış. Bana dedi ki ya hocam dedi her şey dedi steroid değil dedi. Steroid çakıp olmuyoruz dedi. Doğru. Ama şimdi düşün gibi Porsche arabam var amına koy. Bir lastiğini biri çaldı gitti o Porsche'yi götüne sokarsın. Ne işe yarar hiçbir şeye yaramaz. Ben şimdi %99 bir sistem bir lastiği. Araba hiçbir şeye yaramaz. Mantıklı. Şimdi steroid da nedir? Sen beslenmeni çok iyi yap. Evet. Antrenmanını çok iyi yap. Steroid olmadı mı? Ancak benim gibi benden biraz hiç daha iyi olur. Peki bir şey diyeceğim sana. Şimdi senin hepsi diyelim düzgün. Yani steroid konusunda Ronnie Coleman'ın sahip olduğu imkanların hepsine sahipsin abi. Evet. Tamam mı?
Sen yapabilir misin Ronnie Coleman gibi olabilir misin? Olamaz. Heh, olamaz. Belki de daha iyi olursun ama. Onu da bilemezsin. Onu bilemem, evet. Hani şimdi Serdar Dolga şeye dedi ya, neydi o lavuğun ismi? Kimin ya? Hani birine sormuş ya bir barda, Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman. Şavrey. İşte hocam demiş işte, ne yapıyorsun? Hani bunu bize de hep soruyorlar ya. Hı hı. Bana çok soran oldu. Sana pek sormamışlardı. Çünkü. Ben hiç yaşadım. Ya işte onu sana söyleyemem demiş. Evet. Söylersem sırrı açığa veririm falan filan. Aslında lavuğun bir şey yaptığı yok. Bence. Hatta onlarla ilgili bir video yapacağım ben. Serdar Tolga'yla, Şavray'la. Ona benzer bir video yani. Hı hı. Yine adam mesela bana diyor ki, mesela bunu eskiden çok ilaç kullandığım zamanlar. Gerçi ben çok çok iyi olmadım ama benim eski halimi sen biliyorsun. Aynen. Tank gibiydik. Evet. Yani kütle olarak. Evet. Gerçi yine öyleyim ama yavranım biraz yükseldi. Ya o öyle deme. Şimdi kolun 48 geliyorsa o zamanki 48-49-50 görüntü bambaşkaydı. Yani, omuzların kafa kadar sertti, aynen, taraklıydı. Aynen. Mesela. O ya yok zaten şimdi. Steroid vücudu çok sert gösterir. Ne kadar az kullansanız da. Ha şimdi adam diyor ki ya hocam ben de ilaç kullansam senin gibi olur muyum? Sik olursun diyordum. Olamazsın oğlum. Ya niye olamam? Şimdi bak bu iş öyle bir şey ki. Adamın genetiği mesela Ronnie Coleman, Jay Cutler veya anasının amını diyelim. Bunları ben her zaman önceki videolarda da ben bunu söyledim gibi geliyor bana. Evet. Olabilir olabilir. Yani daha şimdi adam aynı hani der ya bazı ya ben de yine vursam olurum veya şunu yesem olurum. Olamayabilirsin. Evet. Niye olamayabilirsin? Yüksek ihtimalle olamazsın. Ya onu bilemezsin işte. Hani kimse diyemez ki ya Kadir Hoca bu işi ciddi yapsaydı dünya şampiyonu olamazdı. Diyen beni çekemediği için demiştir. Evet.